Bütün arabaların anahtarları sende. Ben aksini söyleyene kadar da öyle kalacak. Bir sorun mu var hocam? İşte bir sorun olmasın diye bütün bunları yapıyoruz Ensar. Sen benim dediklerimi yap. Başka şey aklını takma. Başüstüne hocam. Hocam, ben maksadınızı anladım. Ne anladın? Çok büyük akıllılık ediyorsunuz. Ben ne yapabilirim sizin için hocam? Ben ne yapabilirim size onu söyleyin. İlk önce Eko, üzerine vazife olmayan şeyler hakkında konuşmayarak, yorum yapmayarak bana yardımcı olabilirsin. Peki hocam, anladım. Bak, Berhan'ın başından bir saniye bile ayrılmıyorsun. Yemek de temizlik de bu işlere karışma. Sen hep Berhan'ın başında olacaksın, ona göre. Her şeyi bırakırım. Yemem, içmem, gözümü yummam Berhan'ın başından ayrılmam hocam. Gözüm gibi bakarım, hiç merak etmeyin. Neden? Ne oldu canım, bir şey yok ki. Canım, bir yok şey kızım. Çıkıyoruz diye Berhan'ı yalnız bırakmayın diye tembihliyordum. Ha, ben söyledim mi Öznur'a? O Can'la ilgilenecek. Öznur'un tecrübesi nedir? Çocuk mu yetiştirmişti, ona emanet ediyorsunuz ben dururken öyle mi? Tamam, neyse, sen ya da Öznur, birisi sadece Can'la ilgilensin yeter. Bir dakika, ben anahtarımı bulamıyorum arabamın. Nerede arabamın anahtarı? Ne yapacaksın anahtarı kızım? Bir arabayla gideceğiz, aynı yere gidiyoruz. Ne yapacaksın iki arabayla? Belki sonra başka bir yere geçebilirim oradan. Başka bir yere gidecek olursan bırakırız seni. İstediğin saatte de adam gönderirim, aldırtırım. İki araba olur mu canım? Hadi, hadi. Tamam, ne bu acele? İlacımı içeceğim, çantamı alayım be. Kızım, sen boşanmak istemiyor muydun? Ben boşanmak istiyorum. Ama sizin niyeyse hala buna ikna olduğunuza inanmıyorum. Bak şimdi. Yürü, hadi, hadi. Geç kalıyoruz. Bir de iki arabayla. Hocam, neden bütün arabaları kullanmıyor? İktisat yapmak için. Böyle böyle zengin olmuyor. Mükemmel bir kadın ya. Mükemmel tasarruf işte. Doğru. Senin duruşman bugün mü? Bugün. Bugün anneciğim. Biz de geldik zaten. Adliyedeyiz şu anda. Muhalla burada. Avukatlar da var. Oğlum, bana niye söylemedin anneciğim ya? Ben duruşmamı ertelerdim. Anneciğim, gerek yok ki. Boşanma davası hemen bitip gidecek. Ya o kadın fikrini değiştirirse ne olacak son anda? Ne olacak? Vallahi ben de hala pek inanamıyorum ama yani kahramanla evlenmemi çok istiyor. Can torunu kalacak bu sayede çünkü. Ay Allah'ım, Allah'ım. Anneciğim. Vallahi aklın kalmasın. Şimdi duruşmaya da gireceğim. Ben biter bitmez arayacağım seni, tamam? Oğlum, ara ama. Mutlaka ara. Tamam. Görüşürüz. Hazırlanmam lazım ya. Oğlunuzun vasisi olduğunuzu görüyorum Muhalla Hanım. Evet. Protokolde imzanız var. Şartlarda anlaşmışsınız. Vazgeçme hakkınız olduğunu hatırlatırım. Vazgeçebilir miyim yani? Evet tabii. Vazgeçmek mi istiyorsunuz? Muhalla Hanım, vasisi bulunduğunuz Behram Dicleli'nin bu protokol şartlarıyla boşalmasını kabul ediyor musunuz? Efendim, benim oğlum hasta. İsviçre'de tedavi görüyor. Evet. Sizi dinliyorum Muhalla Hanım. Vaz mı geçiyorsunuz Muhalla Hanım? Muhalla Hanım, anladık. Oğlunuzla ilgili bir mucize bekliyorsunuz. Allah şifasını versin inşallah. Ama şu an burada... Tamam, kabul ediyorum. Oğlumun vasisi olarak boşanmasını kabul ediyorum. Herkes için hayırlısı olsun artık anneciğim. Amin anneciğim. Gözünüz aydın Güzdan. Göz aydınlık bir şey değil bu Muhalla Hanım. Artık sizin de yüzünüz gülsün. Behram'a şifa diliyorum. O mucize olmayacak. Ama Allah'tan ümit kesilmiyor. Ve ümit işte. Doğru söylüyorsunuz. Ümit kesilmez. Evlat. Benim duruşmam var, gitmem lazım.
Beni ararsın sonra, tamam mı? Tamam anneciğim. Hayırlısı olsun. Güle güle. Hadi biz de gidelim. Ben kendim geleceğim. Nereye gidiyorsun? Korkma. Hiçbir yere gitmeyeceğim, kaçmayacağım. Ama senden korktuğum için değil. Kahramana gerçekten değer verdiğim için. Keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı.